Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de PKK YPG terör örgütüne yapacağı harekat öncesi sevkiyatlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri konvoy Fırat Kalkanı bölgesine giriş yaptı. Diğer yandan Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat düzenlemeyi planlayan Türk ordusuyla ve Ankara'nın desteklediği gruplarla savaşmayı planlamadığını söyledi. Lavrentiev, "Rusya, Türk ordusu ve Ankara'nın kanatları altında bulunan Suriye Milli Ordusu ile savaşmayı planlamıyor. Orada muharip birliklerimiz bulunmuyor. Bizim cevabımız, Türkleri bu adımın amacı uygun olmadığına ikna etmek olacak." Türkiye bir bölgeyi ele geçirebilir ancak bunun mevcut durumun geleceği için nasıl sonuçları olacağını kestirmek zor ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait bir helikopteri düşürdü. Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde Rus ordusuna ait bir helikopterin vurularak düşürüldüğü yer alıyor. Helikopterin Zaprije yönünde düşürüldüğü belirtiliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Tu General Aleksey Gromov, Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı geniş çaplı silahlı saldırganlığa yaklaşık 330 bin kişinin dahil edildiğini belirtti. Gromov, bunlardan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yöndeki gruplarının sayısı tabur taktik gruplara ve diğer oluşumlara dönüşen 150 bin askere kadar çıktı hava ve deniz bileşenleri göz önüne alındığında, saldırgan birliklerinin gruplandırılması 220 bin kadar askere sahiptir. Bunun dışında düşman seferberlik rezervinin askeri birimleri de dahil edilmiştir. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin eylem taktikleri analizinin sonuçlarına göre, düşman birliklerinin kullanımı konusunda bir takım özellikler kaydedilmiştir. Saldırı eylemleri sırasında küçük saldırı ekiplerinin tank birimleri tarafından güçlendirilen bir müfreze dahil edilmesi taktikleri kullanılır. Tam teşekküllü tabur taktik grupların ve destek araçlarının kullanımı kutlanmamıştır dedi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, 8-15 Haziran'dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birimlerini güvence altına almak için Savunma Bakanlığı 33 binden fazla zırh, 19 binden fazla kask, 13 binden fazla ayakkabı ve 22 binden fazla saha kıyafeti seti teslim etti dedi. Diğer yandan Rusya, Avrupa ve Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un onarım süresini tekrar erteledi. Rusya Birleşik Gemi İnşa Şirketi Başkanı Alexey Rahmanov, Rus Donanmasında hizmet veren tek uçak taşıyan kruvazör Amiral Kuznetsov'un yeniden sorun yaşadığını söyledi. Uçak gemisinin Rus filosuna 2024'ün başından daha erken dönemeyeceği, 4 gaz türbini ünitesinin tümü için onarım yapılması gerektiği kaydedildi. Rahmanov, gemi Murmansk'taki 35. tesise yanaştı, onarım ve modernizasyon çalışmaları Eylül ayına kadar 3 ay sürecek dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerin çözülüp söz konusu iki ülkenin ittifaka aday olacağına inandıklarını açıkladı. Sullivan, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen panele katılarak Amerika'nın dış politikasına ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tutumlarının Rusya karşısında Ukrayna'nın elini olabildiğince güçlendirmek olduğunu kaydeden Sullivan, Ukrayna'dan topraklarından taviz vermesini istemeyeceğiz. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tabii ki de yanlış olduğunu düşünüyoruz, değerlendirmesinde bulundu. Sullivan, Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni savunma yardımlarını duyurduğuna dikkati çekerek, bu yardımların arasında yüksek hareketli topçu roket sistemi de olacağını söyledi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik dile getirdiği endişelerin sorulmasının ardından Saliv'in, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını bekliyorum. Türkiye, terör ve PKK terör örgütüne ilişkin endişelerini dile getirdi. Hem İsveçliler hem de Finlandiyalılar, Türkiye'nin endişelerine yanıt vermeye hazır olduklarını söylediler. İsveçliler ve Finlandiyalılar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ekibiyle üst düzey görüşmeler yapıyor dedi. Sullivan kendisinin de birkaç gün önce Avrupa'da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü belirterek bu sorunların çözümü için size net bir zaman veremem ancak tüm tarafların çözüm sözü verdiğini size söyleyebilirim ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum dedi. Stoltenberg, Brüksel'deki ana karargahta gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Savunma bakanlarının 30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Stoltenberg, Madrid zirvesinin, daha güçlü caydırıcılık ve savunma, Ukrayna ve risk altındaki diğer ortaklar için sürekli destek konuları açısından dönüştürücü nitelikte bir zirve olacağından eminim, dedi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeye değinerek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum diye konuştu. Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalıştıklarını yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin evet demesini, Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde onları nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin de NATO'nun açık kapı politikasından yana olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan güvenlik güçlerine taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı karguların yeni teslimatları gerçekleştirildi. Savunma sanayi başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı kargularımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200’den fazla da ihraç ettiğimiz kargu, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli milli sistemlerimizden biri haline geldi açıklamasında bulundu. Türkiye’nin ilk mini vurucu insansız hava aracı kargunun yeni teslimatları güvenlik güçlerine gerçekleştirildi. Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayi hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM savunma teknolojileri mühendislik ve Ticaret, Türk güvenlik güçlerini yerli ve milli sistemlerle donatmayı sürdürüyor. STM, taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı sistemi kargunun yeni teslimatlarını güvenlik güçlerine başarıyla tamamladı. Böylece Nisan 2022'de yapılan teslimatların ardından, bu yılın ikinci kargu teslimatları gerçekleştirilmiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2018'den beri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan kargu, 2021 yılında ihracat başarısına imza atmıştı. Dünya ordularınca yoğun ilgi gören ve Asya ile Güney Amerika'da iki ülkeye ihraç edilen kargı için çok sayıda ülke ile görüşmeler sürüyor.